Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Haziran ayı sizin için oldukça hareketli, çok yönlü sosyal enerjiler getiriyor. Bu ay çok seyahat edebilirsiniz. İkizler burcundaki önemli gezegen geçişleri sizin için de hayatınıza çeşitli fırsatlar getirebilir. Güneş ayın 20'sine kadar İkizler burcunda 9. evinizde parlayacak. Güneşle birlikte Venüs, Jüpiter ve Merkür de İkizler burcunda olacak. Jüpiter biliyorsunuz zaten bir yıllık yolculuğuna başladı artık. Boğa burcundan ayrıldı, İkizlere geçti. 2025 Haziran ayına kadar da 9. evinizde olacak ve hava elementinden size çok güzel bir üçgen açıyla destek vermeye başlayacak. Merkür İkizler burcuna geçiyor 3 Haziran itibariyle ve Jüpiter ile Plüton'un çok güzel bir üçgen açısı var. Bu da 3 Haziran, 4 Haziran gibi Haziran'ın ilk haftası içerisinde aktifleşecek. 5. evinizde güzel bir Kova burcundaki Plüton'un da tesiri az rastlanır. Çok güzel bir hava elementinde destek getiriyor. Çok güzel bir üçgen oluşuyor gökyüzünde. Bundan da en fazla olumlu desteği alacak burçlardan biri sizsiniz sevgili teraziler. Haziran'ın en şanslılarından biri sizsiniz. Şanslar hangi alanda olabilir? Tabii ki para konularında şanslarınız ticari aktivitelerde olabilir. Aşk konularında olabilir. Ama en fazla seyahatler, yurt dışı konuları, eğitim konularında çok şanslı, kısmetli bir ayda olduğunuzu da söyleyebilirim. Ve 16 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ayda olacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni başlangıçları, gündemleri hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. 6 Haziran'daki bu yeni ay İkizler stelyumuyla beraber güneşinize de güzel bir açıda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz özellikle 12 ve 20 derece aralığındaysa çok güzel bir açı alıyorsunuz. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs de Güneş'le birleşiyor bu yeni ayda. İkizler burcundan harika bir açı alıyorsunuz. Bu yeni ay size daha fazla umut verecek, motivasyonunuzu arttıracak, özgüveninizi arttıracak. Özellikle değişken burçlarda işte İkizler burcunda ya da Yay burcunda da böyle gezegenleriniz varsa bu yeni ayın tesirleri çok daha güçlenebilir. Güzel seyahatler, yolculuklar yapabilirsiniz ve bunlar birden fazla olabilir. Güzel tatil organizasyonları, yolculuk planları yapabilirsiniz. Biraz böyle yurt dışı konuları, uluslararası konular da aktif. Örneğin hani bir vize beklentiniz varsa alabilirsiniz. Çünkü daha şanslı olacaksınız. Yurt dışında yaşamak, oturum almak gibi bir konunuz var. Yurt dışıyla çalışmak, yurt dışında eğitim gibi konularınız olabilir. Bunlar devreye girebilir. Akademik konular, üniversite eğitimleri gibi, sınavlar gibi alanlarda yine oldukça hareketli, çok yönlü bir dönemdesiniz. Hukuksal işleriniz olabilir. Özellikle eğitim, turizm, reklam, pazarlama gibi konular, ticaretle ilgili işleriniz, e-ticaret işleriniz, teknolojiyle ilgili işleriniz, sosyal medya üzerindeki aktiviteleriniz ve benzeri alanlarda çok şanslı olacağınız bir dönemdesiniz. Bu sektörlerde arayışlarınız varsa önemli açılımlar olabilir. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde sevgili teraziler. 9 Haziran Güneş-Satürn karesi biraz zorluklar getirebilir. Hangi alanlarda? İşte biraz engeller, bazı kısıtlamalar hissedebilirsiniz. İşte bir yolculukta sorumluluklar ya da biraz daha zorluklar olabilir mesela. İşte yasal prosedürler gibi örneğin. Veya işte işle ilgili konularda, ticari aktivitelerde, özellikle otorite figürleriyle yine ilgili konular gündeminizde olabilir. Bir hukuksal işiniz olabilir bu dönemde. İşte görüşmeleriniz, mahkemeleriniz, davalarınız olabilir. 9 Haziran, 10 Haziran burada sizi biraz yorabilir, zorlayabilir. Ve Mars Boğa burcuna geçecek ayın yine 9'undan itibaren. Boğa burcundaki bir Mars 8. eviniz olabilir. 9 Haziran, 10 Haziran burada sizi biraz yorabilir, zorlayabilir. Ve Mars Boğa burcuna geçecek ayın yine 9'undan itibaren. Boğa burcundaki bir Mars 8. evinizde olacağı için para konularında enerjinizi biraz öne çıkarıyor. Yani mücadele alanınız ya da savunma alanınız diyeyim. Para konularında olacak. Çünkü Mars aslında Boğa'da çok saldırgan değildir. Daha çok savunmaya yöneliktir. Yani siz de paranızı koruma, işte borç alacak konularına temkinli yaklaşma, kredi konularına biraz daha temkinli yaklaşmanız gerekebilir bu dönemde. Mars Plüto karesi 11 Haziran 12 Haziran zor bir açıdır. Siz de bunu biraz hani genel olarak yine parasal baskılar şeklinde hissedebilirsiniz. Bir masraf çıkması ya da bir borç
bir vergi gibi böyle bir sorumlulukla yüzleşmeniz olabilir. Özellikle hisseli paralar alanında, borç alacak konularında böyle bir sorununuz varsa burada baskı hissedebilirsiniz. Bir baskı artabilir. Sağlık konularına da biraz dikkat etmek gerekiyor. 8. evden geçen Mars genel olarak hormonal dengesizlikler, biraz böyle enfeksiyonlara yatkınlık, işte kazalar, sakarlıklar nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar ve benzeri konularda da zorlayıcı olabilir. İşte bir diş ağrısı olabilir, böyle bir sağlık sorunu, kronik bir problemin, işte eklem ağrıları gibi artması olabilir. Kendinizi çok yormamanızda fayda var. 17 Haziran'dan itibaren yönetici gezegeniniz Venüs, Merkür'ü de yanına alarak Yengeç Burcu'na geçecek. Evet, 10. evinize doğru bir hareketlilik başlıyor. Güneş de Yengeç Burcu'na geçecek 20'sinden itibaren. Yengeç biliyorsunuz daha böyle duygusal, hassas, biraz ailevi etkiler getirir. Siz de daha çok ailenize, evinize, ebeveynlerinize yönelebilir. Onlarla ortaklaşa planlar yapabilir, onlara zaman ayırabilirsiniz. Çalışmayanlar için daha çok ailevi konular gündemde olacaktır. İşte annelik gibi, babalık gibi ya da sizin anneniz, babanızla ilgili konuların, evle ilgili işlerin, yerleşim konuların, evlilik, yuva kurmak gibi temaların öne çıkabileceği bir dönem. Bununla birlikte çalışanlar için tabii ki iş konuları, işle ilgili sorumluluklar oldukça da hareketli. Ve özellikle ayın 22'sinde Oğlak Burcu'nda öncü burçlarımızı çok etkileyen bir dolunay var. Siz de bir öncü burçsunuz sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa bu dolunay çok daha etkili çalışabilir. İşte bu dolunayla beraber bir karar almanız, hayatınızda bir şeyin netleşmesi, bir sonuç almanız mümkün. Örneğin bir taşınma, yer değiştirme konunuz varsa dolunay ve dolunayla beraber artık bunlar netleşebilir. Bununla birlikte evlilik gibi bir konunuz varsa, işte evlilik de bir yuva kurmaktır, işte bir düzen kurmaktır, aile evinden ayrılıp kendi yuvanızı kurmaktır ve benzeri konular, hani bunların da arttığı, gündemde olduğu bir dönem. Kendinize ait ya da aileye ait bir mülkünüz var, işte evin satılması, kiralanması, bir toprağın, arsanın belki böyle bir konusu var. Bunlar da yine dolunay ve dolunayı takip eden günlerde artabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Evinizde daha fazla kalabalıklar olabilir. Tatil nedeniyle, yaz tatili nedeniyle aile üyelerini evinizde ağırlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlık konuları varsa mesela onlarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Biraz böyle yakın ilişkilerin, ailevi konuların, ev yuva temalarının öne çıktığı ama bu alanlarda da hayatınızda önemli bazı kararlar verip sonuçlanmalar, dönüşümler yaşayabileceğiniz bir dolunay dönemindeyiz ki bunlar Haziran'ın özellikle 22'sinden sonra Haziran'ın son haftasında sizin için de çok belirleyici olabilir sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.